Mükemmel ne demek? Mükemmel olabilir miyiz? Herhangi bir şey mükemmel olabilir mi? Bazı insanlar için mükemmeliyetçi tabirini kullanıyoruz. Bunlar genellikle hani bir işe başlamadan böyle her şey yoluna girsin, tam olsun falan filan diye uğraşmayı seven, bir işi yaptığımı en iyi şekilde yapmak isteyen insanlar için kullandığımız bir tabir. Ama mükemmel kelimesini biz pek yerli yerinde kullanmıyor gibiyiz. Biraz kelime kökeninden bir haber kullanıyormuşuz ve yersiz kullanıyormuşuz gibi bir isim oluyor. İsterseniz siz de kabaca ne demek olduğunu biraz paylaşmaya çalışayım ve biz Açık Beyin'de daha ziyade bu kelimeyi nasıl bir bağlamda kullanıyoruz ya da neden her zaman kullanmıyoruz, belki onu biraz açıklama fırsatı doğar. Efendim, Arapça tamamlandı, olgunlaştı ya da tamamlanmaya doğru gitti anlamındaki bir fiil olan kamal sözcüğü, bize biliyorsunuz kemal isim olarak geçiyor. Atatürk'ün de ismi biliyorsunuz. Kemal sözcüğü aslında olgunlaşmayı, tamama doğru gitmeyi ifade eden bir kelime. Biz de bunu çok kullanıyoruz. İşte kemalat falan filan diye Türkçe'de de Arapça kökenli kullanımlarımız var. Mükemmel ise kemalatının, yani olgunlaşmanın sonuna gelmiş. Tamamlanmış, olmuş ve bitmiş. Daha iyi olması mümkün olmayan bir seviyeye gelmiş anlamında kullandığımız bir sıfat. Mükemmel dediğimiz şey gelişiminin son noktasındadır ve ondan daha ileri düzeyde gelişmiş bir versiyonunu düşünemeyeceğimiz bir şeydir o şey. Şimdi bu açıdan baktığınızda bu evrende, bu maddi nesnelerle dolu olan dünyada ve bu kainatta mükemmel bir şey görebilmemiz bu anlamda mümkün değil. Neden? Big Bang'den beri, büyük patlamadan beri, muhtemelen zamanın sonuna kadar, evrenin işte yok olacağı o güne kadar, ne zaman bilmiyorum, evrendeki bütün maddeler, canlı cansız her şey, devamlı bir oluş ve olgunlaşma halinde. Mesela biyolojide, özellikle evrimsel biyolojinin bize gösterdiği 3,5 milyar yıllık hikayeye baktığımızda, aslında madde kendi içerisinde devinerek, çok karmaşık kompozisyonlar deneyerek, farklı ortamlara en uygun yaşam formlarını bir nevi kozmik deneme yanılmalarla bulmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Ve bu sayede de biz zaten milyonlarca canlı türüyle beraber şu anda bir dünyayı paylaşıyoruz. Canlı çeşitliliğinin altında devamlı bu kemale doğru gitmeye çalışma istidadı, bak ne kadar eski bir cümle kurdum, ya olgunlaşmaya doğru gitme yatkınlığı yatıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda mükemmel dediğimiz bir şeyin bu dünyada bulunması pek mümkün değil. Fakat bizim dilimizde ve zihnimizde acaba öyle mi? Mesela bizim mükemmel bir insan olmaya dair bazı algılarımız olduğu aşikar. Bu algıların çoğu muhtemelen etraftaki kültür tarafından, bazı öğretiler tarafından yükleniyor ama biz bazı şeylerin mükemmel versiyonlarını bildiğimizi zannediyoruz. Mesela bir başarı düzeyi var mükemmel olan. Ben öğrencilerime özellikle ödev verdiğimde onlara not verirken hiçbir zaman 100 vermem mesela. Bir gün bir öğrencim dedi ki hocam 90 vermişsiniz, ben çok güzel ödev yaptım falan. Dedim ki sana 100 verirsem bu şu anlama gelir. Bu ödev mükemmeldir ve sen bundan daha iyisini yapamazsın. O bana ne dedi biliyor musunuz? Ama ben mükemmel bir ödev yaptım gerçekten. Yani dedim bundan sonra sen hayatın boyunca bundan daha iyi hiçbir şey ortaya koyamayacak mısın? Bunu mu demek istiyorsun deyince düşündü, yok öyle değildir herhalde falan. Sonra 90 notu sanıyorum hoşuna gitti. Benim 100 vermeme nedenim o kişinin bana teslim ettiği o işten çok daha iyisini zaman içerisinde yapmak durumunda olduğunu bildiğim için tercih ettiğim bir yöntem. Şimdi biz mükemmel sözcüğünü çok kullanıyoruz ve mükemmeliyetçi olmaya da arada bir çalışabiliyoruz. Bazı şeyler mesela kusursuz olsun, tam olgun olsun, olmuş haliyle olsun. Ama biraz önce gördüğümüz gibi yani maddi alemde tam olan, geliştirilmesi mümkün olmayan hiçbir şeyle karşılaşmayacağımızı da biraz düşünürsek fark edeceğiz. Peki mükemmel olan bir şey var mı acaba kavram olarak düşündüğümüzde? Hani tam olan, fazlası olmayan bir kavram var mı zihnimizin bir yerinde? Öyle bir şey tarif edebilir miyiz? Biraz düşündüğümüzde aslında bu kavrama en uygun olan şey Tanrı, Allah, God olarak isimlendirdiğimiz o her şeyin sebebi olan yaratıcı aslında hep mükemmel olarak nitelenir. Bütün dinlerde, öğretilerde mükemmel olan sadece ana yaratıcı güçtür. Onun dışında her şey ise kusurludur, eksiktir, olgunluğa tam erişememiştir.
Dikkat ediniz, maddesel herhangi bir şeyden oluşmadığı ve bu maddi alemin kurallarıyla kısıtlı olmadığı için sadece düşünsel planda ancak Tanrı mükemmel olabilir. Onun dışında hiçbir şeyin mükemmel olması mümkün değildir. Şimdi bu açıdan baktığınızda sadece bir felsefi açıdan, dini bir açıyı kastetmiyorum. Mükemmel olan soyut bir, yani mükemmel olmasını düşündüğümüz soyut bir fikir var aklımızda. Ve biz o fikrin içinde parçalar olduğumuza inanıyorsak eğer, bizim hiçbir zaman mükemmel olmamız, hiçbir zaman bir şeyi mükemmel olarak yapabilmemiz mümkün değil. Ve mükemmel olmadığımız için ve hiçbir zaman da mükemmel olamayacağımız için, yani tam olgunlaşmış ve bitmiş bir versiyonumuzun bulunamayacağı için bu dünyada, biz devamlı gelişmeye devam edeceğiz. Devamlı öğrenmeye devam edeceğiz. Devamlı kemale doğru ilerlemeye, işte eskilerin ifadesiyle insanı kamil olma yolculuğunda bir teviye hayatımızı sürdürebileceğiz. İsterse 1000 sene, isterse 10.000 sene ömrümüz olsun. Eğer ömrümüzün herhangi bir yerinde, herhangi bir konuda mükemmelliğe erişmek mümkün olsaydı, muhtemelen hayat orada dururdu. Artık nefes almamız, herhangi bir şey yapmamıza bile gerek kalmazdı. Dolayısıyla mükemmellik bu dünyada kelime anlamı itibariyle hiç bulabileceğimiz bir şey değil. Demek ki mükemmelliği sadece nerede arayabiliriz? Zihnimizdeki soyut kavramlarda. Yani Platon'un ideaları gibi mükemmellik de aslında sadece bir soyutlamadan ibaret. Ama eğer olur da bu soyutlamanın içerisinde çok fazla girer, kendimizi orada kaybedersek, bu olgunlaşmamış ve tamamlanmamış dünyanın ve evrenin mükemmel sistematiğini gözden kaçıracağız. Ve onun içerisinde gelişme fırsatlarını maalesef elimizin tersiyle itmiş olacağız. Belki bilirsiniz, bazı kültürel kodlar, bazı anlatılar, bazı inançlar size şöyle yaparsanız, şöyle düşünürseniz, böyle davranırsanız mükemmel olacağınızı anlatıyor olabilir. Bence onlara çok fazla kulak asmayın. Zira mükemmellik sadece soyut kavramlar için geçerlidir. Yani bu dünya hayatında biz mükemmellik için değil, sürekli kemale ermek, sürekli olgunlaşmak, sürekli gelişmek için yaşamak zorundayız. Ve bunun da bir sonu olduğunu şahsen ben zannetmiyorum.